Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size güneş enerji santrallerinin küçük işletmelere, endüstriyel tesislere kurulduğunda o firmalara ne kadar avantaj sağladığını anlatmak için çekiyorum. Özellikle bu konu için Bodrum'u tercih ettim çünkü çatılara baktığınız zaman dümdüz çatılar ve güneşlenme süreleri olarak gayet ideal süreler. Ama maalesef bakıldığında çatılar boş duruyor. Benim Bodrum'a gelme sebebim de burada teknik bir danışmanlık yapma durumu. Güneş enerji santrali ile ilgili bir danışmanlık konusundan kaynaklı Bodrum'a geldim. Hazır gelmişken de size burada bu videoyu çekmek istedim. Güneş enerji santrallerini sade vatandaş olarak evlerimizin çatılarına tabii ki koyabiliriz. Ancak bunun yanı sıra endüstriyel çatılara veya küçük işletmemizin çatılarına koyarak elektrik faturalarımızı ciddi oranda aşağıya düşürebiliriz. Bu video sizin için yararlı olacaktır. Bazı faturalardan da örnekler derleyip bu videonun içerisine ekliyor olacağım. Bir faturayı ele alacağız ve o fatura üzerinden ne kadar fayda sağladığımızı göreceğiz. Bu örneğimizde özellikle Bodrum özelinde anlatmak istedim size. 1 kilowattlık bir sistem kurduğumuz zaman bize ay bazında ne kadar üreteceğini gösteren bir grafik görüyoruz. Yaklaşık olarak 80 kilowatt saat üretiyor Ocak ayında, Şubat ayında ve sonra yukarı doğru çıkıyor Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında 150 kW'ın üstünde bir üretim yapıyoruz. Yine yıl sonuna doğru aşağı doğru bir ivmeyle bakıldığında Aralık ayında yaklaşık yine 80 kWh elektrik üretimi yapıyoruz. Bildiğiniz üzere Bodrum'daki evlerin çatıları güneş paneli kurmak için oldukça müsait, oldukça düz çatılar söz konusu. Bu örnekte bir ev düşünün ve ev örneğinden gideceğiz. Farklı örneklerimizde size iş yeriyle ilgili de anlatım yapacağım. Ev örneğinden yola çıkarsak güneş enerji santrali kurmak istediğimizde evimizin ihtiyacını karşılamak odaklı bir sistem kurarsak bizim için en verimli sistem olmuş olur. Bu ne demek? Örnek olarak Ocak ayında konuşuyorsak eğer Ocak ayında yaklaşık 80 kilowatt saat gibi bir üretim gerçekleştiriyoruz. Ve biz öyle bir sistem hesaplayacağız ki genelde şu aralıkta kalacak ki bizim evimizin faturasını sıfırlamak odaklı bir sistem olacak. Eğer böyle yaparsak her bir kilowatt bizim için, evler için konuşuyorum, 71 kuruşluk bir iş yapmış olursunuz. Bu çok önemli. Örnek veriyorum. Ocak ayında biz 100 kilowatt saat tüketelim. 100 kilowatt tükettiğimiz zaman 80'ini güneşten karşılamış olacağız şu kısmı. Sadece şuradaki 20 kilowatt saat gibi bir kısmı şebekeden çekiyor olacağız. Bu bizim için aslında en mantıklı çözüm. Neden? Biz çünkü örnek olarak 150 kilowatt veya 200 kilowattı şurada üretiyor bir sistem kurarsak, ki bunu yapabiliriz, bunu kurmak mümkün. Şu aradaki farkı, şurayı biz 35 kuruştan satıyor olacağız. Ama maviyle görmüş olduğunuz kısım bize yaklaşık 71 kuruş iş yapmış oluyor. Yani mavi olan kısmı karşılamak üzerine evinizin tüketimini bilmeniz gerekir ki buna faturalarınızdan bakabilirsiniz. O faturalarda çok fazla kurmak marifet değil. Yatırımınızı çok geç geri döndürür size. En hızlı bir şekilde yatırımı geri almak istiyorsanız ihtiyacınız kadar güneş enerji sistemi kurmak en mantıklı yaklaşımdır. Bugünün koşullarında, bugünün yönetmeliklerinde. Peki şunu diyebilirsiniz, işte biz akşamları daha çok evde elektrik tüketiyoruz ama akşam güneşten elektrik üretemiyoruz. Nasıl olacak? Hiç önemli değil. Akşam saatlerinde tükettiğinizde şunu söyleyebilirsiniz. Biz daha çok gece evde bulunuyoruz. Gece elektrik tüketiyoruz. Gündüz çok fazla evde değiliz. Bu durumda bizim için dezavantaj olur mu? Hayır, olmaz. Şu anki yönetmelikte aylık mahsuplaşma dediğimiz sistemde sizin gece tükettiğiniz enerjiyi gündüz elektrik üretiminizden düşebiliyorsunuz. Bu da sanki şehir şebekesine bir aküymüş gibi kullanmak anlamına da geliyor. İş yeri özelinde bakacak olursak güneş enerji santralinizi yine kurduğunuzda aynı mantıktan yola çıkmanız en avantajlı yöntem olacaktır. Yani ihtiyacınız kadar enerjiyi üretip var olan iş yerinizde kullanmak en avantajlı yöntemdir. Çünkü burada da aynı şey söz konusu. Fazlalık olarak üreteceğiniz her bir enerji
iş yerlerinde farklı fiyatlardan satış söz konusudur. Ancak yine EPDK'nın belirlediği ham fiyatlar üzerinden olacağı için sattığınız fiyat çok avantajlı değildir. Örneğin her bir kilowatt saat yaklaşık olarak 91 kuruş gibi bir rakamla tüketiyorsunuz iş yerinizde. Ama satarken yaklaşık 50 kuruş bandında bir rakamla satıyor olacaksınız. O yüzden satmanın yerine kendi iç tüketiminde, öz tüketiminde kullanmak en önemli yöntem olacaktır. Bugün iş yerlerimizde herhangi bir özel anlaşmanız yoksa yaklaşık 91 kuruş gibi bir rakamdan kilowatt saat elektriği kullanmış oluyoruz. Burada görmüş olduğunuz grafik bizim 10 kW'lık bir çatı uygulaması yaptığımızda bize ay bazında ne kadar üretim yapacağını göstermektedir. Örneğin bakıldığında 900 kWh gibi bir rakam Ocak ayında üretiyor veya Haziran'a baktığımız zaman 1500-1600 kWh gibi bir enerji üretimi söz konusu. Yine Bodrum örneğinden yola çıktık. Burada da bahsettiğimiz gibi ihtiyacınız kadar enerji üretecek bir sistem kurmak yatırımınızı en kısa sürede geri döndürecektir size. Bununla alakalı maliyetler videomuz da vardı. Orada da izleyebilirsiniz. Aşağı yukarı 10 kW'lık sistemin ne kadara mal olacağını anlatmıştık size. Bu kullanılan ekipmanlara göre çok değişkenlik gösterebiliyor veya kurucu firmanın farklı uygulamaları olabiliyor, farklı ekipmanlar kullanabiliyor. Projelendirme ile ilgili fiyatları bambaşka verebiliyorlar. O yüzden birbirinin aynı fiyatlar bulmak oldukça zor. Ama farklı farklı ürünlerle bambaşka fiyatları alabileceğinizde bilmenizde fayda var. Bu videomuzda da size güneş enerji santrallerinin küçük işletmelere veya endüstriyel tesislere kurulduğunda o işletmeye ne kadar avantaj getirdiğini anlattık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bodrum'dan hepinize selamlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.